Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Tekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar Merve Hocam, Gülsüm Hocam, Sümeyye Hocam. Hoş geldiniz hepiniz. Deniz Hocam merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Kimler nerelerden katılıyor? Kimler hangi sınavlara hazırlanıyor? Çok kısa hemen tanışıp kaynaşalım. Tamer Hocam hoş geldiniz. Erzurum çok güzel. Sınıf öğretmenisiniz. Harika. Esra Hocam İstanbul'dan katılıyor. ÖAVT Edebiyat Merve Hocam çok güzel. Çorum Esra Hocam Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni. Ankara Dikap. ÖABT kimyadan hazırlananlar var. Gaziantep, İstanbul Hemşirelik. Çok güzel arkadaşlar. Yozgat Ön Lisans Tıbbi Laboratuvar. O bayağı karma bir kitle var. Harika. Tam istediğim kitle. Şu an KPSS'nin bütün alanlarına hazırlanan öğrenciler bu seminerde toplandık birlikte. Ameliyathane hizmetleri, Besyo var, Ağrı çok güzel. Harika. Nasılsınız peki arkadaşlar? İyi misiniz? Nasıl gidiyor Şubat ayı? Nasıl gidiyor hazırlıklar? Keyiflerimiz yerinde mi? Var mı bir problemimiz? Neler yapıyoruz? Yusuf Hocam siz bizim kayıtlı öğrencimizsiniz. Diğer seminerimizden tanıdım hemen sizi. Hayırlı olsun bu arada. Hoş geldiniz aramıza. Hocam vallahi dayanamadım geldim kayıtlı öğrencilerinizdenim. Evet Merve Hocam şu an aramızda kayıtlı öğrencilerimiz var. Çok mutlu ediyor kayıtlı öğrencilerimizin katılması. Hoş geldiniz. Tabii ki de başımızın üstünde yeriniz var. Başlamamış 3 dersimiz var diyor Pınar Hocam. Yıkılmadık ama ayakta da değiliz Aylin Hocam. Çok güzel. Motivasyonum azaldı diyenler var. Merak etmeyin arkadaşlar. Bugünkü seminerimizin sonunda herkes ders çalışmak için çok istekli bir hale gelecek. Ve şu an hangi alandan hazırlanıyorsak hazırlanalım. Nerede yaşıyorsak yaşayalım. Bu sınava dair tecrübelerimiz olsa da olmasa da 5 kez de girsek, ilk kez de girsek, çocuklarımız olabilir aranızda, evlilerimiz olabilir. Stajı olan, formasyonu olan, eğitim hayatı devam eden, farklı birçok sorumluluklarıyla sürecini ilerletmeye çalışan öğrencilerimiz olabilir arkadaşlar. Hiç problem değil. Bugünkü seminerimizde vereceğim bilgiler hepinizi ilgilendiriyor. O yüzden hepiniz derece öğrencisi konumundasınız benim gözümde. Lütfen kendinize inanın, güvenin, enerjimizi yükselterek başlayalım istiyoruz. Şimdi bugün neden toplandık? Neden buradayız? Şu an Şubat ayındayız. Bugün Şubat'ın 8'i. Sınavımız birçok öğrencimiz lisanstan hazırlandığını söylediği için örnek olarak lisansın tarihini söyleyeceğim. Diğer öğrencilerimiz zaten kendi girecekleri sınav takvimlerini biliyorlar. Bu günleri kendilerine göre uyarlayabilirler. Yaklaşık arkadaşlar 20-21 haftamız var. Yani hemen hemen 5-5,5 aya yakın güzel değerlendirebileceğimiz bir süremiz var ama şu an bu seminerde olan öğrencilerimin ortak bir kaygısı var. Bu başlık dikkatinizi çekti. Bu yüzden bu seminere katıldınız. Hocam konularımı yetiştirebilecek miyim? Tamam 5 ayda ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir strateji izlemem gerekiyor? Nasıl bir ders çalışma programına ihtiyacım var? İşte hepinizin zihnindeki sorular bunlar. Doğru mu arkadaşlar? Gülsüm hocam diyor ki hocam ben çok vakit kaybettim. Evet. Ama önemli olan kaybettiğimiz zaman değil, bundan sonraki süreçte neler yaptığımız. Telafi edilir. Harika, çok doğru hocam diyorlar. O zaman hızlı bir giriş yapıyorum. KPSS konularını yetiştirmek ve atandıracak bir puanı alabilmek için sizce neler yapmalıyız arkadaşlar? Herkes aklına gelen ilk maddeyi yazsın. Neler yapmalıyız ki biz bu konuları yetiştirelim? Selçuk Hocam seminerimiz yaklaşık bir 45-50 dakika sürecek. Bu arada herkes lütfen hazırlıklı olsun. Telefonundan girenler şarjları dolu olsun lütfen. Dolu değilse de şarjınızda takın.
Bilgisayardan giren öğrencilerim laptoptan aynı şekilde yanınıza mutlaka çayınızı, kahvenizi alın. Defterinizi, kağıdınızı alın arkadaşlar. Not almanız gereken bilgiler olabilir bu arada. Çok önemli kısımlara değineceğiz. Evet, epey soru soracaksınız gibi hissettim hocam. Evet Gülsüm hocam. Epey soru soracağım. Bu arada arkadaşlar, önemli olan kısımlarda çok sorularınıza dönemeyebilirim. Hani seminerin en başında söyleyeyim. Ama seminer sonuna kadar kalan öğrencilerim de seminerde vermem gereken bilgileri verdikten sonra sorularınızı özel olarak yanıtlayacağım. O yüzden lütfen çok aceleci olmayın. Birbirimizin dikkatini dağıtmayalım. Anlaştık mı? Eğer herkes hazırsa, çayınız kahveniz de hazırsa başlıyoruz. Okey, ben de herkes. Çok güzel. Arkadaşlar birinci maddemiz tabii ki de vereceğimiz sınavları çok iyi tanımamız gerekmiyor mu? Ön lisans sınavına giriyorsan ön lisans sınavını, içeriğini, konu sayısını, ders sayısını, süresini, kimlerin girebileceğini çok iyi bilmen gerekiyor. Ya da bir öğretmensen kaç sınava gireceksin? Senin kaç tane rakibin var? Kaç puan alman gerekiyor? Bunları çok iyi bilmen gerekiyor. O yüzden bir, sınavı çok iyi tanımalıyız. İki, öğrenme yapımızı keşfetmeliyiz. Şu an içinizden hocam öğrenme yapısı ne? İlk kez duyuyorum. Dediğinizi duyar gibiyim. Biraz merakta bırakacağım sizi. Çünkü birazdan bu kısmı özellikle detaylı olarak ele alacağım. Bunu bence bir yere not alın. Öğrenme yapısı nedir? Bunun yanıtını birlikte vereceğiz arkadaşlar. Üç, derslerdeki mevcut seviyemizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kaç tane dersten sorumluyuz ve hangi derste hangi seviyedeyiz bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu da notlarımızın arasına alalım. Birazdan bu kısmı da ele alacağız. Ve dördüncüsü en önemli olan kısımlardan biri de arkadaşlar verimli bir çalışma programı oluşturup bakın birinci aşama oluşturup oluşturduktan sonra da öğrendiğiniz, öğrenemediğiniz konulara göre düzenli olarak programınızı güncellemeniz gerekiyor. Belki de hepinizin en çok takıldığı kısım burası. Doğru mu? Burada takılanlar var mı? Birçoğunuz. Asla uyamıyorum diyor Gülsüm hocam. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Şu an farkındaysanız seminerimizde çok yoğun güzel bir katılım var ve birçok öğrenci sizinle aynı konudan muzdarip. Zaten bu yüzden bu seminere katıldınız. Bunu da aşacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim konuları yetiştirebilecek ve yüksek puan aldıracak bu dört maddeyi birlikte ele alalım arkadaşlar. Tek tek açacağız. Birinci maddemiz neydi? Gireceğim sınavı çok iyi tanımam gerekiyor. Nedir bu KPSS? Şimdi size bir soru sorsam arkadaşlar, KPSS'de hangi derslerden sorumlusunuz? Hangi dersten kaç soru geliyor diye sorsam, tabii ki de hepiniz doğru yanıt verirsiniz. Buyurunuz tablomuz. Mesela Özlem hocam tarihten kaç soru geldiğini eminim biliyorsundur. Ya da Türkçeden kaç soru geldiğini ya da toplam kaç sorudan sorumlu olduğunu. Burayı çok kısa geçeceğim çünkü biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta belki de sınava dair bildiğiniz tek şey bu da olabilir. 120 soru geliyor. İşte vatandaşlıktan 15 soru, Türkçeden 30 soru, matematikten 30 soru gibi. Gelin bu soruyu biraz daha zorlaştıralım. Peki ya hangi konudan sorumlusunuz diye sorsam. 5 dersiniz olduğunu hepimiz biliyorduk. 120 sorudan sorumlu olduğumuzu hepimiz biliyorduk. Peki ya hangi dersten kaç konu var? Hangi konulardan sorumluyum? Buna kimler yanıt verebilir? Bir 10 saniye düşünme payı vermek istiyorum size. Bir düşünün bakalım. Bu önemli bir soru çünkü. Songül hocam diyor ki vatandaşlıktan bu kadar çok soru geldiğini bile unutmuşum. Songül hocam sen daha ilk aşamayı bile bilmiyorsun. Merak etme. Gülsüm hocam diyor ki Osmanlı tarihi, inkılap tarihi başka başka. Evet herkesten yanıt bekliyorum. Bari bildiğiniz konuları yazın. Bakalım doğru mu biliyorsunuz? Sabahat hocam diyor ki KPSS'ye giren bir pişman, girmeyen bin pişman. Hocam biz pişman olan tarafta değil, galip olan tarafta olacağız.
3-4 sene matematik çalışmadan 90 puan alabileceğimi düşünüyordum hocam, sormayın. Bu ortak bir düşünce bu arada, buna da değineceğiz. O zaman 10 saniye geçti arkadaşlar bu arada, gereken süreyi verdim. Bakalım bakalım kaç tane konudan sorumluymuşsunuz? Tablo nasıl geldi gözünüze? Biraz korkutucu mu? Ürküttü mü sizi? Bu kadar konumuz var. Bakın bu kadar arkadaşlar. Matematiğe bakın, tarihe bakın, vatandaşlığı, Türkçesi, coğrafyası. Hadi biraz daha zorlaştıralım ki bence eğer kaç konudan sorumlu olduğunuzu bilmiyorsanız arkadaşlar, ben sizin yerinizde olsam bu görüntünün kaydını alırım, ekran kaydını. Bence bir ekran kaydı alın, o bir köşede dursun. Hatta ben çok öğrencime söylerim bunu, eğer bilgisayardan çalışıyorsan arka planın yap, göz aşinalığın olsun. Sınavı eğer çok önemsemiyorsan şu tablo bile ne kadar ciddi bir sınava hazırlandığını gösteriyor aslında sana. O yüzden bence ekran kaydı alın. Şimdi bir ileri level'a geliyorum. Bakalım bundan bu kadar korktuysak bu soracağım sorudan ne kadar korkacağız? Daha da zorlaştırıyorum. Genel kültür, genel yetenekte kaç alt konudan sorumlusunuz diye sorsam kim yanıt verir? Var mı tahmini olan? Evet Gülsüm hocam. Az önceki konuydu. Sizin için tek tek saydım. Tabii ki sayarken sistemimizden de biraz kopya çekmiş olabilirim. Çünkü nasıl sizin ezberinizde değilse benim de ezberimde değil arkadaşlar. Bu bir insanın ezberleyebileceği bir şey değil zaten. Kendi sistemimizden kopya çektim. Bu verilere bu şekilde ulaştım arkadaşlar. Deniz hocam diyor ki 50 mi, yok mu arttıran? 150 falandır maksimum. Hayır, artacak. 300. Hazır mısınız? Geliyor. Arkadaşlar bakın, bu veriye ulaşmak için konuları tek 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 sizin için saydım. Bunu sizin için ben yaptım. Ve geliyor. Arkadaşlar tamı tamına genel kültür, genel yetenekte toplam sorumlu olduğunuz alt konu sayısı 247. Az önceki konu sayısıydı. 65 tane konumuz, 247 tane alt konumuz var. Mesela sadece tarih dersinin Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık konusunun bile bir konunun toplamda 10 tane alt konusu var. Bunu biliyor muydunuz? Bu kadar çok konudan sorumlu olduğunuzu biliyor muydunuz? Merve hocam diyor ki biliyordum, sayenizde öğrendim. Merve hocam kayıtlı öğrencimizsiniz sanırım. O kadar padişah varsa konuda olur hocam. Tabii ki de. Nereden bilelim hocam? Aynen öyle Gülsüm hocam. Merak etmeyin. Sizi yadırgamıyorum. Çünkü ben de bilmiyorum arkadaşlar. Benim de ezberimde olan bir şey değil. Az önce de söylediğim gibi bu bir insanın ezberleyebileceği ya da bu bir insanın tek 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 yazabileceği, çalışabileceği bir şey değil arkadaşlar. Bunun için devasa bir sistem gerekli. Ben de bu kıymetli bilgileri zaten sizinle paylaşabilmek için sistemimizden biraz kopya çekmiş olabilirim tabii ki de. Şimdi geliyorum arkadaşlar. 247 tane alt konunuz varsa bu 247 konuyu ne zamana kadar çalışmanız gerekiyor? Sınava ne kadar kaldı? Biraz buna değinelim. Lisans öğrencilerim 157 gün sonra sınava gireceksiniz. Ön lisans öğrencilerimin 213 günü var. Liseden hazırlanan öğrencilerimin 220 günü. Aramızda EKPSS öğrencileri var mı? Eğer varsa yandılar. 80 günleri kaldı. Eğitim birimleri ve GGK aynı gün oluyor zaten, biliyorsunuz ki. 157 gün kaldı. ÖABT'ye 178 günümüz. KPSS A grubuna da arkadaşlar 163 günümüz var. Sığdırdık Merve hocam. Yapay zeka sayesinde. Şimdi geliyorum. Peki bu kadar zamanımız kaldıysa arkadaşlar, biz bu sınavda kaç bin, kaç milyon kişiyle yarışacağız?
Ortalama verileri ileteceğim. Belki birçoğunuz daha önce seminerlerime katılan öğrencilerim bilir zaten. Ki bu verilerin artacağını da biliyorsunuz arkadaşlar. 2024 çiftli yıl. Şu an bu sayfadaki verilerin çok daha fazlasıyla yarışmış olacaksınız. Lisansta ortalama 1,5 milyona yakın. Ön lisansta da keza aynı şekilde orta öğretimde de 1,5 milyon üzerinde bir adayla yarışacağınızı öngörebiliyoruz arkadaşlar 2024 yılında. Şimdi geliyorum sınavı artık biraz daha iyi tanıdıysak, almamız gereken notları aldıysak arkadaşlar, ikinci maddemizde ne vardı? Evet, bu sınavın genel bilgileriydi. Ama sen bu sınava benimle mi gireceksin? Ayşe ile mi gireceksin? Öğretmeninle mi gireceksin? Şu an bu seminerde olan öğrencilerle mi gireceksin? Hayır. Bu sınavın başrolü sizsiniz arkadaşlar. Hey, her birinize bireysel olarak söylüyorum. Bu sınavın başrolü Merve Hocam sensin. Tek başına gireceksin. Esra Hocam sen de tek başına gireceksin. Büşra Hocam sen de tek başına gireceksin. O yüzden kendini tanımak zorundasın. Gelelim size not aldırdığım. Hocam öğrenme yapısı nedir? Evet, öğrenme yapını keşfetmelisin dediniz ama ben öğrenme yapısı kavramını bile şu an sizden ilk kez duyuyorum dediniz. Geliyorum. Arkadaşlar öğrenme yapısı en basit haliyle örnek vermem gerekirse kavramınızı istiyorum çünkü. Bu çok önemli bir bilgi ve başka bir yerde bulamayacağınız bir bilgi olduğu için arkadaşlar belki de sınavı kazanmanızı sağlayacak en önemli olan kısım. Öğrenme yapınızı parmak iziniz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu dünyaya milyarlarca insan geldi ve gitti. Biz de o insanlardan biriyiz. İkiz kardeşimiz olabilir, 10 kardeş olabiliriz, hiç kardeşimiz olmayabilir. Kardeş dahi olsak, İkiz dahi olsak ya da kuzen dahi olsak, çok yakın arkadaş dahi olsak arkadaşlar, her birimizin parmak izi birbirinden farklı. Doğru değil mi? Nasıl parmak izimiz farklıysa arkadaşlar, her bir bireyin bilişsel süreci, öğrenme yapısı, öğrenme hızı, öğrendiği bilgileri işleme süresi, öğrendiği bilgileri kaç günde unuttuğu, hangi yöntemle öğrendiği, çok stresli mi olduğu, disiplinli mi olduğu, kaygılı mı olduğu birbirinden farklıdır. Yani parmak iziniz sizin için neyse öğrenme yapınızda eşittir odur. Dolayısıyla evet her öğrenci öğrenir. Şu an bu seminerde olan bütün öğrenciler mutlak suretle öğrenir ama hepsi farklı öğrenir. Hepiniz farklı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bu sebeple madem farklı öğreniyorsam ve benim kendimi tanımam gerekiyor. Nasıl ders çalıştığımda daha kalıcı bilgiye ulaşıyorum? Benim ne kadar sürede mola vermem gerekiyor? Benim hangi yöntemleri kullanmam gerekiyor? En önemlisi de arkadaşlar, bugün öğrendiğiniz konuyu kaç günde unuttuğunuzu bilmeden nasıl tekrar yapacaksınız? Bunun yanıtını bekliyorum ben mesela. Var mı şu an çalışmalarına başlayan, tekrarını yapan, tekrar periyodu olan kayıtlı öğrencilerimizin dışında? Onları zaten yapay zeka belirli periyotlarda hedeflerine göre tekrarlarını yaptırıyor. Ama sorum size, herhangi bir destek almayan öğrencilerim, tekrar yapıyor musunuz? Tekrarlarınızı neye göre yapıyorsunuz? Nasıl ders çalışıyorsunuz arkadaşlar? Ben 3 günde bir, bir de haftada bir tekrar yapıyorum diyor Esra Hocam. Neden peki hocam? Neden 3 günde bir mesela? Neden 5 günde bir değil? Ben konu çalışıp soru çözüyorum hocam sadece. Yani Gülsüm Hocam birçok rakibinin yaptığını yapıyorsun. O bizim çok alışa geldiğimiz bir şey. Hocam konu çalıştım, soru çözdüm, at kenara, yeni konuya geç. Yeni konu çalıştım, yeni soru çözdüm, at kenara. Bunu herkes yapıyor. Konulara tekrara vakit kalmıyor. İşte istediğim cevap buydu. Arkadaşlar tekrar etmediğiniz her bilgi unutulmaya mahkumdur. Ve bilimsel bir veri bize diyor ki tekrar edilmeyen her bilginin sadece %20'sini flu olarak zihin hatırlar, %80'ini unutur. Dolayısıyla tekrar bilginin garantisidir,
sigortasıdır. Tekrar etmediğiniz her bilgi altı delik bir bardak gibi çalıştığınızı zannedersiniz. Gereken tekrarı gereken zamanda yapmadığınızda buradan verdiğiniz su buradan gideceği için hafızanızda hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla sonra şu cümleleri duyarız. Hocam ben çok çalıştım. Gecemi gündüzüme kattım. İşten ayrıldım. Arkadaşlarımdan ayrıldım. Kendimi eve kapattım ama başarılı olamadım. Buradan nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz arkadaşlar? Demek ki çok çalışmak eşittir başarı değilmiş, değil mi? Çok çalışmak kesinlikle öğrenmek değilmiş. Çok çalışmanın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Gereken zamanda, gereken verimlilikte bir çalışma yapmadığın sürece, yaptığın çalışmadan verim alamadığın için ayırdığın zamanın bir önemi yok. Haliyle sizin çok çalışmaya değil, verimli çalışmaya ihtiyacınız var. Buradan özellikle ön plana çıkarmak istediğim bu kayıtlı bir öğrencimizin sonucu arkadaşlar bu arada. Bizim sadece kendi kurumumuzda uyguladığımız özel eğitim analizi testlerimiz var. Bu testlere öğrencilerimiz giriyor. Belki birçoğunuz girdiniz ya da gördünüz. Mesela bu öğrencimin unutmazı yüksek. Unutmazı yüksek ne demek? Yani çabuk unutuyor demek. Çabuk unutan bir öğrencinin tekrarlarını da kısa sürede sık sık yapması gerekiyor. Bu öğrencinin bu bilgiyi bilmesi ve buna göre tekrarlarını oluşturması gerekiyor. Ya da bu öğrencimin stres düzeyi yüksek. Belki de birçoğunuzun stres düzeyi yüksek. Arkadaşlar stres sizin algılarınızı ele geçirir. Streste olduğunuz anda çok rahat anlayabileceğiniz bir şeyi bile anlayamazsınız ve bunları kontrol altına almanız gerekiyor. Evet Deniz Hocam. Dolayısıyla arkadaşlarım bu analize bu arada siz de bizim seminerimize katılmak için oluşturduğunuz örnek öğrenci panelimizden giriş yapabilirsiniz. Bir kereye mahsus seminerimize katılan öğrencilerimize sağladığımız ayrıcalıktır. Daha önce katılan öğrencilerim zaten sonuçlarını gördüler. Ama hazırlık yaparken kendinizi tanımadan lütfen yola çıkmayın. Aksi takdirde doğru bir yol haritası çizemediğiniz için arkadaşlar çalışsanız dahi hedef odaklı olmayacaktır. Eğer bu kısım anlaşıldıysa geliyorum üçüncü maddeme. Evet yolda kalırız Merve Hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Üçüncü maddemde ne vardı arkadaşlarım? Mevcut seviyemi öğrenmem gerekiyor. Şu an yarın KPSS sınavı olduğunu öğrenseniz. Yarın hepinizi sınava alsam kimler kaç puan alır? Hadi şimdi iddia zamanı. Kimler bakalım kendilerine ne kadar güveniyorlar? 60, 65, 80, 70, 65 üstünü göremem. 75, 65, 70, 78, 80. Esra Hocam, kendi alanınız. Siz öğretmensiniz, dikkat öğretmeniydiniz yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 14 Temmuz'da yapılacak sınav öne çekildi. Yarın sizi sınava alıyoruz dedi ÖSYM. Kaç puan alırsınız? Ortalama. Merve Hocam 90 alırım diyor. Neden? Nedenini soralım mı kendisine? Pek uzamlı olduğu için olabilir. Gül Hocam sorularınızı sadece bana değil genelden paylaşır mısınız? Okey. Şimdi arkadaşlar genel olarak yanıtlara baktım. Ortalama 60 ile 75 arası gibi yanıtlar gördüm. Evet. Burada yani biraz daha yığılmada kalınan puanları alabileceğinizi siz de farkındasınız. Ama gelin görelim ki bizim hedefimiz biraz daha 85 üstü değil mi? Gerçekçi konuşalım. 85 ve üzerinde bir puan almaya ihtiyacınız var. Peki, mevcut seviyemi bilmeden hedefime olan uzaklığımı nasıl ölçebilirim? Benim hedefim, ben okul öncesi öğretmeniyim bu arada. Ben de sizler gibi bir öğretmenim.
Çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Bunca yıla sizin gibi binlerce öğrenci görüşmesi sığdırdım. Belki yüzlerce seminer sığdırdım ve artık kitleyi çok iyi tanıyorum diyebilirim. Bu noktada benim samimiyetime ve tecrübeme güvenebilirsiniz. Birçok öğrencinin aslında almayı beklediği puandan daha düşük bir puan aldığı bilimsel bir gerçek bu arada. Bizim kendi öğrencilerimizde de bunu yaşıyoruz. Hocam ben kesin 80 alırım diyor. Öğrenciyi seviye belirleme sınavına alıyoruz. 65'i zor görüyor mesela. Yani hiçbir zaman beklediğimiz gibi gitmiyor. Çünkü kontrol bizde değil. Hele bir programımız yoksa arkadaşlar zaten tamamen şansa kaderi bir puan alıyorsunuz. Ama ben isterim ki şu an eğer bu seminere vakit ayırabiliyorsanız bu sınav sizin için çok önemli. Vereceğiniz sizin için çok önemli. Ben isterim ki bir sene sonra aynı bu saatlerde, bu tarihlerde öğretmenlerim sınıflarında derslerini anlatıyor olsunlar. Memurlar şu an bu saatte çalışmıyor olacaklar. Bakın bu bile ne kadar motivasyon arttırıcı bir cümle. Önümüzdeki yıl memur olarak atandığım kurumda şu an saat yaklaşık 5-5.30. Ben çoktan çıkmış olacağım. Mesaim bitmiş olacak. Artık KPSS gibi bir derdiniz olmamış olacak. Artık ders çalışmak zorunda olmayacaksınız. Ama o raddeye gelmeden önce önümüzde bir KPSS basamağı var. Benim de amacım bu basamaktan sağlam adımlarla çıkmanız. O yüzden mevcut seviyenizi bilmeden arkadaşlar çalışmaya başlamamalısınız. Peki mevcut seviye her derste her öğrenci aynı seviyede olabilir mi? Mesela Melike hocamdan örnek veriyorum. Tamamen gözüme bu isim çarptığı için. Melike hocam, matematikteki seviyen ne? Tarihteki seviyen aynı mı? Ya da bu iki dersteki seviyeni biliyor musun? Matematiğim çok iyi ama tarih temel. Melike hocam, sanıyorum sen sayısal alan mezunusun. Mühendis miydin bu arada hocam? Bölümün neydi? Ya da aynı soruyu Gülsüm hocama soruyorum. Gülsüm hocam, coğrafyadaki seviyenle Türkçedeki seviyen aynı mı? Bunları hiç ölçtün mü? Ha, fizyoterapist lisans. Çok güzel Melike hocam. Hocam samimi olarak söylüyorum, madem seviyeleriniz aynı değil, bu kadar kısa sürede nasıl başarıya ulaşacağız? Gül hocam, şimdi senin sorunu yanıtlayacağım. Şunun farkındayız. Bizim 5 tane dersimiz var. En iyi ihtimal 5. Bakın buna öğretmenleri dahil etmiyorum. A grubu öğrencilerini dahil etmiyorum. Onların çok daha fazla dersleri var. Ben en iyi ihtimali düşünüyorum. Mesela Melike hocam gibi. Yani genel kültür, genel yetenekten girecek bir öğrencinin sorumlu olduğu ders sayısı 5. Konu sayısı 65. Alt konu sayısı 247. Şimdi senin her bir konuda, her bir alt konuda, her bir derste seviyen farklı. Dolayısıyla seviyeni öğrenmeden bir program hazırladığın zaman gelişi güzel oluyor. Belki senin seviyen daha düşük ama sen daha ileri düzeyden bir program hazırlıyorsun. Uyum sağlıyorsun ama örtüşmüyor. Yani bunu şey gibi düşünün arkadaşlar. Bir terziye gidip beden ölçülerinle birlikte bir abiye diktirdiğini düşün. Bir de herhangi bir konfeksiyoncuya gidip kendi bedeninin altında ya da üstünde bir giysiyi alıp kendine yakıştırmaya çalıştığındaki yaşadığın zorluk gibi düşün. İkisinin konforu aynı olabilir mi? Evet Bil hocam, sen öğretmensin biliyorum. Bak Esra hocam da öğretmen ve tam 28 tane dersten sorumlu. Hayır değil mi? İşte program da böyle arkadaşlar. Seviyenizi öğrendiğiniz zaman hangi derste hangi çalışmayı yapacağınızı ve hangi derse ne kadar zaman ayıracağınızı çok daha iyi analiz edersiniz. Hatta biraz daha açalım arkadaşlar. Şimdi burada en önemli olan kısma geldim bu arada. Kimse hiçbir yere ayrılmasın. Şu an bu seminerin en önemli olan kısmı bu sayfa. Bence ekran görüntüsü alın her ihtimale karşı. Şöyle bir derin nefes alalım. Ve hazırsanız bu kısma başlayacağım arkadaşlar. Çünkü
Bu kısım asla sizin alıştığınız, beklediğiniz bir kısım değil. Şu an içinizde dershaneye giden öğrencilerim, daha önce gitmiş olan öğrencilerim ya da farklı kurumlardan destek alanlar, kendi imkanlarıyla çalışan öğrencilerim var. Birçoğunuz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hatta az önce Gülsüm Hocam dedi ki, hocam ben konu çalışıp direkt soru çözümüne geçiyorum. Evet Deniz Hocam. Tüm derslere ait tüm konulardaki seviyelerinizi ayrı ayrı hesaplıyoruz. Bu kısma da birazdan değineceğim zaten. Şimdi geldiğim sayfada arkadaşlar 5 tane basamak görüyorsunuz. Çok uzun araştırmalar sonunda aşamalı bir şekilde öğrenilen bilgilerin unutulmadığını öğrendik biz kurum olarak. Ve bunu belki diğer kurumlar biliyor, belki bilmiyor ama bilseler de bilmeseler de uygulamıyorlar. Belki siz de biliyordunuz, bilmiyordunuz ama birçoğunuzun uygulamadığını biliyorum kendi yaptığım görüşmelerimden. Burada baktığım zaman arkadaşlar biz öğrenmeyi aslında basamaklandırdık. Yani senin eskiden neyin vardı? Konu çalışıp soru çözüyordun ama sonuca bakıyorduk, öğrenemiyordun. Demek ki bunun öncesine, bunun arasına, bunun sonrasına birkaç basamak daha ihtiyaç vardı. Örnek veriyorum, tarihten kurtuluş savaşı konusu. Deniz Hocam, sana sormak istiyorum. İlgimi çektiğiniz için tamamen, isminiz çok güzel. Deniz Hocam, sen tarihin Kurtuluş Savaşı konusunda kendine çok güveniyorsun. Daha önce de sınava girdiğinde o konudan hiç soru kaçırmadın. Ve sevdiğin de bir konu. Bu yıl sınav hazırlığına başladın. Açtın YouTube'u ya da sipariş verdin, kitapların geldi. Çalıştın çalıştın, Osmanlı dönemini bitirdin. O yıkılmalar, devrilmeler bunlar yaşandı. Artık Kurtuluş Savaşı konusuna geldin Deniz Hocam. Bu konuda ne yaparsın? Şimdi konu sana bakıyor, sen konuya bakıyorsun. Seviyenin iyi olduğunu biliyorsun. Ne yaparsın ve ne yapman gerekiyor? Soruyu hepinize soruyorum arkadaşlar. Ben konuyu çalışıp yine soru çözerdim. Yani Gülsüm Hocam illa o konuyu çalışacaksın. Orada vakit kaybedeceksin. Normalde yapılması gereken ne arkadaşlar? Eğer bir konuda mesela bu Kurtuluş Savaşı olabilir, bu matematikte üstü sayılar olabilir, bu vatandaşlıkta yasama olabilir, bu coğrafyada yeryüzü şekilleri olabilir. X, Y, Z fark etmez. Herhangi bir konuda eğer daha önce yaptığın bir çalışma varsa, eğer o konudan soru kaçırmıyorsan senin gidip de bu konuda ön hazırlık yapmaya ihtiyacın yok. Konu anlatımı çalışmaya ihtiyacın yok. Ha yine buna rağmen dersen ki hocam benim seviyem iyi, gideceğim 20 saat konu anlatımı çalışacağım. Zamanı tabii ki de yetiştiremezsin. Gül hocam aslında burada senin sorunu bir kısmını yanıtlamış oluyorum. Birazdan detayına gireceğim. Ama bence bu kısmı özellikle sen ve senin gibi kaygısı olan diğer öğrencilerim lütfen daha dikkatli bir şekilde dinlesin. Arkadaşlar bizim en kıymetli hazinemiz zaman değil mi? Şu an birçoğunuz yetiştirememe kaygısına zaman az olduğu için kapılmadı mı? Şu an Eylül ayında olsaydık bu soru işaretimiz olmayacaktı. Birçoğunuzun olmayacaktı. Hocam daha var, bir sene var diyecektiniz. Ama şu an sınava 5 ay varken neden bu kaygıyı yaşadık? Çünkü zamanın geçmesi bizi ürpertti. Korkuttu. Zaman az, bir sürü konum var. İşte Tuğba Hoca da geldi dedi 247 konum var, 28 dersim var, 1000 tane alt konum var. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım dedin. İşte seni bu işin içinden çıkaracak olan şey senin seviyene uygun çalışman. Yani eğer senin bir konuda konu anlatımı çalışmaya ihtiyacın yoksa, İleri seviyedeysen, üst seviyedeysen o konuda zaman fazla kaybetmeyeceksin. Biz bunu yapay zeka sistemimizle tek tek seviyelerinizi ölçmemizdeki amaç bu. Yoksa bizim sizin seviyenizde ölçmemizin mantığı ne olabilir ki? Aa, senin seviyen bu. Tamam, birinci aşama bilmek ama ikinci aşama da bu bildiğin bilgiyle aksiyon alacaksın. Hani derler ya, dinde de vardır bu. Bildiğinle amel etmediğin sürece senin bildiğin şey senin omuzlarına sadece yüktür.
Bildiğini uygulamadığın sürece o bilgi sana hiçbir şey kazandırmaz. Ya da tam tersi örnek veriyorum. Sayısal iyi olmayan öğrencilerim var. Matematikten özellikle çok korktuğunuzu biliyorum. Geometriden çok korktuğunuzu biliyorum. Tutup da bir dershaneye kayıt olduğunuzda matematikteki seviyeniz göz ardı edilmeden hürra diye direkt ortalama düzeyden başlıyorsunuz tekrardan soru çözümünden, daha yüzeysel konu anlatımından. Ama sizin daha fazlasına ihtiyacınız var. Matematiğin ilkokul matematik düzeyinde ise senin bu derse zaman ayırmaya, bu ders için ön hazırlık yapmaya ihtiyacın var. Bunu yapmadığın zaman zaten taşlar yerine oturmadığı için hem zamanın yetişmez hem de yaptığın çalışmadan zaten verim alamazsın. Bu arada özellikle bunun ekran kaydını alan öğrencilerime hangi seviyede çıkarsanız arkadaşlar, bu çünkü size bize kayıt olun olmayın hiç önemli değil. Destek alın almayın hiç önemli değil arkadaşlar. Bu bilgi kendiniz çalışsanız da işinize çok yarayacak. Seviyenize uygun bir çalışma yapmadığınız sürece üzülerek söylüyorum ki zaten başarıya ulaşamayacaksınız ve burada da yine iddiamı konuşturup diyeceğim ki eğer ki 5 basamaklı merdivene uygun, seviyene uygun bir çalışma yapabilirseniz de arkadaşlar, öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir soru kalmayacak. Geliyorum 4. aşama. Bu slayta kadar, bu sayfaya kadar neler öğrendik? Arkadaşlar şu an herkes bende mi bu arada? Görüyorum sorularınızı. Görüyorum yorumlarınızı ama dikkat dağıtmayalım lütfen birbirimizin, olur mu? Bakın ben size sözümü verdim. Seminer sonunda kalan öğrencilerimin özel sormak istediği sorular varsa yanıtlayacağım. Ama şu an bu bilgiler sizin için gerekli arkadaşlar. O yüzden lütfen biraz yorumları azaltalım. Birbirimize de çok fazla yanıt vermeyelim. Ben hepinizin sorularını yanıtlayacağım. Hiç merak etmeyin. Siz dikkatiniz bende olsun. Bakın şu an en önemli olan kısımlardan birindeyim. Artık ne öğrendik biz şu anda bu seminerde, bu dakikaya kadar? Sınavı çok iyi tanımamız gerektiğini, neden sınavı çok iyi tanımamız gerektiğini öğrendik. Kendimizi çok iyi tanımamız gerektiğini, neden kendimizi çok iyi tanımamız gerektiğini ve nasıl tanımamız gerektiğini de öğrendik. Üçüncü olarak seviyemize uygun bir çalışma yapmamız gerektiğini, mevcut seviyemizi nasıl ölçeceğimizi de öğrendik. Artık bu üç verinin sonunda geriye ne kalıyor? Bunları birleştir, buna uygun bir program hazırla. Yani bu üç basamağı aştığın zaman en önemli olan bir yılını geçireceğin verimli ders çalışma programını hazırlayabileceksin arkadaşlar. Ama öncesinde buraya kadar verdiğim taktikler ve tiyoları da kopya olarak alabilirsiniz. Bütün bu kriterleri düşündüğünüzde ideal bir ders çalışma programının olmazsa olmazları nelerdir? Çok kısa yanıt alacağım. Banko seviyeye uygun olmalı. Aynen öyle. Kesinlikle başka. Başka neyin çok üzerinde durdum? Biraz hafızaları yoklayalım. Bakalım unutmazınız yüksek mi? Ya da dikkatli misiniz? Şu an bu seminerden bile bunu rahatlıkla ölçebilirim. Öğrenme yapımıza uygun olmalı. Aynen öyle. Çok fazla çalışıp az süre ara verilmemeli bence. Pardon, öğrenme yapısı. Tekrarlar. Aynen. Öncelikle hepinizi çok tebrik ediyorum. Dikkatiniz ve özveriniz için tebrikler. Alkışlıyorum hepinizi. Çok güzel yerlere değindiniz ama biraz daha detayları var. Bir, verimli olmalı. Zaten verimli neden olmalı bunu açıkladım. Verimsiz bir çalışma, çok yapılan bir çalışma verimli anlamına gelmiyor. Lütfen bunu zamanla ölçmeyin. Verim bambaşka bir şey. İki, en çok üzerinde durduğum şey neydi arkadaşlar? Seviyenize uygun olmalı. Üç, sürdürülebilir olmalı. Bunu özellikle açmak istiyorum. Bir gün programa uydun, 5 gün uymadın. Başarılı olabilir misin, olamaz mısın? Olamam. Neden?
Arkadaşlar bunu en basitinden içimizde bilmiyorum besyo öğretmenlerimiz var mı ya da diyetisyenlerimiz var mı? Bunu diyet ve spordan bile ölçebiliriz. Bir gün hiçbir şey yememen bütün kalorilerini yaktığını gösterir mi? Göstermez. Ya da bir gün 24 saat oruç tuttum. Harika. 10 gün istediğimi yiyebilirim. 10 gün özgürüm. Bunu nasıl diyemiyorsak arkadaşlar, ders çalışırken de bir gün tutup da dengesiz bir şekilde 10 saat çalışıp 3 gün hiç çalışmama lüksün yok. Çünkü bir programın verimini sürdürülebilir olmasından anlarsın. Bir gün çalışıp 3 gün çalışmadığında bunun devamlılığı olmayacağı için istikrarın olmadığı hiçbir yerde başarı olmaz arkadaşlar. Bakın bunu sadece ders için söylemiyorum. Hayatınızın her alanında. Eğer bir işte çalışıyorsanız işinizdeki başarınızda istikrarlı olmadığınız sürece o işte yükselemezsiniz. Eğer anneyseniz babaysanız ki en kutsal meslekler, annelik ve babalıktaki tutumunuz dengeli ve istikrarlı değilse saygı göremezsiniz. Eğer bir öğrenciyseniz, geleceğinizi inşa etmeye çalışıyorsanız, düzenli ve sürdürülebilir bir programınız olmadığı sürece yorulsanız da, fedakarlık yapsanız da başarılı olamazsınız. O yüzden sürdürülebilir bir program olması kesinlikle şart. 4. Öz disiplininize uygun olmalı. Benim öz disiplin düzeyim düşük. Bunu tek uzemin eğitim analizlerine girdim ve yapay zeka bana söyledi. Düşük olmasına rağmen benim kendimi zorlamam bana bir katkı sağlar mı? Sağlamaz. Eğer öz disiplin düzeyin düşükse taşıyamayacağın yükü edinmemen gerekiyor. Öz disiplin düzeyine uygun bir program yapman gerekiyor. Yine geliyorum en önemli olan maddelerden biri. Programınızın sonuçlarını ölçebilmelisiniz arkadaşlar. Programa gözü kapalı bir kanun gibi, bir kural gibi uydum sınava kadar hiç ölçmedim. Hiç durup es vermedim. Ben ne yapıyorum? Verim alabiliyor muyum? Verim alamıyor muyum demedim. Ve sınava bir girdim. Sonucum çıktı 70. Kaldım. Sonuçları lütfen ölçmek için sınavı beklemeyin. Belirli periyotlarda sonuçları ölçmeniz gerekiyor. Bir diğer maddemiz sürekliliği devam etmeli. Ve en önemlisi öğrenme yapımıza uygun olmalı. Bakın bugünün size en büyük kazanımı bence öğrenme yapısının ne olduğunu öğrendiniz. Bu çok önemli bir bilgiydi çünkü. Ve burada en çok üzerinde durduğumuz şey neydi arkadaşlar? Sizler tabii ki de biriciksiniz, özelsiniz. Her biriniz birbirinden kıymetlisiniz ve teksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla sizi birbirinizden ayıran bu kadar özelliğiniz varken programınız da tabii ki size özel, kişiye özel olmalı. Şimdi geliyorum. Bütün bunları sağladım. Bu arada sınavın %50'si evet motivasyon. Birazdan o kısma geçeceğim ama buraya kadar verdiğim bilgileri diyorum ya arkadaşlar bakın aramızda bizim kayıtlı öğrencilerimiz var. Kayıtlı olan öğrencilerimize bizim yapay zeka sistemimiz zaten oluşturuyor. Ama şu an bu seminerdeki çoğunluk kayıtlı olmayan, belki farklı kurumlardan destek alan, belki de hiçbir yerden destek almayan, kendi imkanlarıyla hazırlanan öğrenciler. Buraya kadarki kısımda tek başınıza bütün bu koşulları sağlamakta zorluk çekebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu noktada zorluk yaşayacağınızı düşünüyorsanız ve eğer 2024 benim yılım olacak, kesinlikle atanmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, biz buradayız. Bizim özel bir eğitim modelimiz var. Üzerinde uzun yıllardır çalıştığımız bir eğitim modelimiz var ve bizden destek alabilirsiniz. Ama bu kısma da gelmeden önce tabii ki bütün bu koşulları sağlarken başarımın %50'sini oluşturan motivasyon kısmını da gözden kaçırmamamız, atlamamamız gerekiyor. Çünkü atanmaya hazır olmanız, çalışmaya hazır olmanız gerekiyor. Hazır olmadığınız bir başarı zaten size gelmez. Tabii ki Gülsüm Hocam, kayıtlar hakkında da bilgi aktaracağım.
Kimse hiçbir yere ayrılmasın. En önemli olan kısımlardan biri de motivasyon arkadaşlar. Lütfen azim ve kararlılık isteyen bir sınava girdiğinizi, strateji isteyen bir sınava girdiğinizi unutmayın ve bu cümleyi kesinlikle hafife almayın. Gerçekten azimli ve kararlı olmayan bir öğrenci bu zorlu süreci zaten tek başına yönetemez. Unutmayın ki arkadaşlar, başarıya ulaşanlar pes etmeyenlerdir. Şu anki şampiyonlar bir zamanlar yenilmekten korkan ve bıkan kişilerdi arkadaşlar. Bir zamanlar onlar da yarışmacıydı ama şu an şampiyon oldular. Yani o level'a gelmek için azmimizi, kararlılığımızı, istekliliğimizi göstermemiz gerekiyor. Ve az önce de verdiğim örneği pekiştireceğim. Bunu sağladığınızda, bütün bu verdiğim bilgileri uyguladığınızda, üzerine bir de motivasyonunuzu da düşürmediğinizde, bir yıl sonra çok değil, belki de 6-7 ay sonra hedeflediğiniz masada, hedeflediğiniz koltukta olacaksınız. Lütfen kendinize hedeflerinizi sık sık hatırlatın. Seneye bu zamanlar mesleğinizi icra ediyor olacaksınız ve o kazananlardan hiçbirinden farkınızın olmadığını düşünüyorum. Neden onlardan biri siz olmayasınız arkadaşlar? Merve Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi geliyorum. Bütün bunların tamamını bizimle birlikte sağlayıp bu yıl başarılı olmak isteyen öğrencilerimiz. Bu aşamaların hepsini biz kendi kayıtlı olan öğrencilerimize tek tek yapıyoruz. Bu alanda desteğe ihtiyacınız varsa kesinlikle kayıt olmanızı öneririm. Başarının sırlarından bahsettim. Bunu tek başınıza sağlarsınız, sağlayamazsınız, kısmi olarak sağlarsınız ya da belki hiç sağlayamazsınız. Önemli değil. Bunları sağlayamadığınız sürece arkadaşlar üzülerek söylüyorum, başarıya ulaşamayacaksınız. O yüzden bu alanda bizim eğitimlerimizden faydalanmak isterseniz de şu an bu seminerde olduğunuz için size özel kampanyalarımızdan, avantajlarımızdan bahsedeceğim. Öncelikle sistem yöneticimden bu seminerde olan öğrencilerimizin faydalanabileceği indirimden faydalanabilecekleri linki paylaşmasını istiyorum. Akabinde artık sorulara geleceğiz. Ücretleri de söyleyeceğim Gülsüm Hocam. Şu an içimizde ön lisans, lisans, eğitim bilimleri, ÖABT, A grubu, KPSS'lerin hemen hemen bütün alanları vardı. Hepsinde yapay zeka sistemimizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece koçluk desteği alabileceğiniz gibi eğitimlerimize kayıt olduğunuzda canlı derslerimiz, video derslerimiz, dijital kaynaklarımız, kamplarımız, rehberlik desteğimiz ve ders notlarımız bunların tamamı da olacak. Ücretlendirmelerimiz de çok çok uygun. Eğer lisans grubuna kayıt olursanız örnek olarak söylüyorum 2500 liraya düşüyor seminerden kazandığınız indirimle birlikte. Öğretmenlerim size söylüyorum, alanınız ne olursa olsun şu an genel kültür yeterek eğitim bilimleri ve ÖABT programımızda yapay zeka destekli yalnızca 5000 liraya kadar düşüyor. Gülsüm Hocam sen lisans öğrencisisin, 2500 liraya düşecek senin ücretin. Ön lisans öğrencilerim sizin için de keza aynı şekilde. O zaman linki kopyala ya da şu an WhatsApp numaramız zaten burada yazıyor arkadaşlar. 551 592 58 35. Bu numaradan mesaj gönderebilirsiniz. Tuğba hocamın seminerinden geldim. İndirim kodumu kullanmak istiyorum. Gül hocam eğer sadece koçluk programımıza kayıt olmak isterseniz koçluk eğitimimizin ücreti 2500 TL. Evet. Seminerden geldim, indirim kodumu kullanmak istiyorum, kayıt olmak istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki anlarlar. Zaten bu indirimi kullanmak için bu linke tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında şu an sayfadaki tutarlarımız farklı bu söylediğim ücretlerden. Kayıt olursanız bütün bu saydığım koşulların hepsini biz size zaten sağlayacağız. Bence kafanız rahat etsin istiyorsanız, bu yıl garanti bir şekilde atanmak istiyorsanız kayıt olun. Evet Merve Hocam, sen zaten kayıtlısın. Arkadaşım bu kodu senin yerine kullanabilir. Tuğba Hocam, sadece koçluk programı 2500 TL.
Ben de çok teşekkür ederim. Şimdi sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Eğer linklere tıkladıysak. Linki yeniden paylaşıyorum. Gülsüm hocam, yaklaşık bir saat içerisinde dönüş yapacağız size. Gül hocam, 2500 TL. Bence eğitimde pazarlık olmaz. Hele bir öğretmenin pazarlık yapmasından hiç hoşlanmıyorum ben de bir öğretmen olarak. iPhone'dan giren öğrencim, ismini iletmediğin için hitap edemiyorum. Linke tıkla, sorularını yanıtlayalım. Gülşah hocam, sadece koçluk eğitimimizden faydalanabilirsiniz. Linke tıklayıp bunu yazmanız yeterli. Var mı sorularınız arkadaşlar? Tamam Esma hocam, sadece genel kültür, genel yetenekten eğitim alabilirsin. Bence biraz fedakarlık yapmamız gerekiyor Gül hocam. Evet. Evet, koçluk da var Tuğba hocam. Bütün bu saydığım koşullar artı bir de eğitim desteği. Kayıtlı öğrencilerimiz rehberlik uzmanlarımızla görüşme sağlayabilir. O halde linkimi yeniden paylaşıyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda mesleğinizin başında olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hocam hem KPSS'te öğretmenlik hem YKS aynı zamanda hazırlanabilir mi? Tabii ki hazırlanabilir Deniz hocam. Program içeriği için tıklayabilirsiniz. Gülşah hocam program içeriğinden bahsettik ama siz sanıyorum biraz geç katıldınız. Tamam Gülsüm hocam, seni hemen arayacağız. Evet, o yüzden kaçırmış olabilirsiniz. İlettiğim linke tıklayın hocam. Güzel katılımınız, güzel etkileşiminiz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık, yazan ellerinize sağlık, zihninize sağlık. İnşallah bir sonraki seminerlerimizde görüşürüz. Umarım bir sonraki seminerlerimizin çoğuna artık kayıtlı öğrencimiz olarak katılırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bütün başarılar, güzellikler, umduğunuz bütün umutlar, hayaller sizi bulsun umarım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.